Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, hafif bir tarif vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Hamuru için 4 adet domatesin baş kısımlarını keserek temizleyelim ve küçük parçalar halinde doğrayalım. Doğradığımız domatesleri bir blender yardımıyla pürüzsüz olana kadar çekelim. Evet, domates suyumuz hazır. 4 su bardağı unu uygun bir kaba alalım. Orta kısmına 1 adet yumurta kıralım. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Püre haline getirdiğimiz domates suyunu ekleyerek elimizle orta sertlikte bir hamur yoğuralım. Toplamda 6,5-7 su bardağına yakın un kullandım. Unun miktarı domatesin ve yumurtanın büyüklüğüne göre değişebilir. Dikkatli bir şekilde ekleyelim. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alalım ve yoğurmaya devam edelim. 2-3 dakika daha. Üzerini kapatarak 5 dakika dinlendirelim. İş harcı için 250 gram kıymanın üzerine 1 adet kabak rendesi, 1 adet soğan rendesi ekleyelim. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 tuzlu damak tadınıza göre de ilave yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 miktar kuru nane, biraz karabiber, 2 tüm malzemeyi elimizle yoğurarak karıştıralım. Evet, iş harcımız hazır. Gördüğünüz gibi tüm malzemeyi karıştırdım. Evet, beklettiğimiz hamuru ortadan ikiye eşit bir şekilde keselim. Kestiğimiz una biraz un miktarı ekleyerek beze haline getirelim. Evet. Üzerine un serperek orta incelikle ilk aşamada merdane ile daha sonra oklava ile ince bir hamur açalım. Orta incelikte olsun. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi orta incelikte bir hamur açtım. Böyle 6-7 santim uzunluğunda şeritler halinde bir rulet veya bir bıçak yardımıyla hamurumuzu keselim. İş harçtan orta kısmına yeteri kadar koyalım. Evet, hamurumuzu ikiye katlayalım ve kenardan ortaya doğru saralım. Tam orta kısmında keselim hamurumuzu. Evet, diğerini de aynı şekilde sararak birleştirelim. Evet, kalan hamuru iş harç koyarak aynı yöntemle aynı şekilde kapatarak şekil verelim. Tırtıklı ruletleriniz varsa kesebilirsiniz. Daha güzel bir görüntü elde etmiş olursunuz. Benim elimde olmadığı için düz bir ruletle kestim.
Evet, kendi etrafında sararak gül şekli verelim. Son hamurlarımı da sararak şekil vermeye devam ediyorum. Evet, hamurlarım hazır. Buhar pişirme aparatını bolca yağlıyorum yapışmaması için. Ve aralıklı olacak şekilde aparatın üzerine yerleştiriyorum. Kalan hamurunuzu buzluğa kaldırarak daha sonra da pişirebilirsiniz. Ben yarısını pişirdim, yarısını da buzluğa attım. Evet, kaynayan suyun üzerine aparatımızı koyalım. Kapağı kapalı bir şekilde ara sıra yüksek, ara sıra kısık ateşte pişirmeyi bırakalım. Evet, mantımız, hamurumuz pişti. Servise hazırlayalım. Dikkatli bir şekilde parçalamadan bir spatula yardımıyla servis tabağına alalım. Üzerine yoğurt sarımsak gezdirelim. Tereyağlı toz biber yaktım. Üzerine azar miktarda gezdiriyorum. Dilerseniz kavrulmuş kıyma koyabilirsiniz bu aşamada. Dilemezseniz sade olarak da tüketebilirsiniz. Evet, tekrardan üzerine kuru nane, pul biber gezdiriyorum ve ikrama hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.